Merhabalar. Ana, Ciklet ve ben bu hafta olanları bir göz atacağız şöyle. Hadi bakalım. Trump saçları mükemmel olmalı dedi ve Amerika'da duş başlıkları değişiyor. Obama döneminde sınırlama getirmiş su intazikine, çevreyi korumak için, su e, israfını önlemek için. Ama Trump'ın saçları için, e, Trump'ın saçları daha güzel görünsün, mükemmel görünsün diye... Trump bu uygulamayı kaldırmaya hazırlanıyormuş. Ama şöyle düşünün Trump'ın saçlarına bakınca insan şey demiyor bence ya. Lan suyun biraz taziki olsa var ya mükemmel olacak bu saçlar diye düşünmüyor insan yani Trump'ın saçlarına bakınca. Sanki daha derin bir problem var gibi. Sanki. Ama öyle de olsa tazik mi lazım? Abi zenginsin. Ne yapacaksın? Alacaksın oradaki Türklerden birini. Bir tane Kürün yaptıracaksın. Tabii canım oradan suyu böyle dökeceksin, dökeceksin. Tazcik böyle hızla dökeceksin, hızla dökeceksin. Tazcik olacak yani. Hızla dökeceksin, hızla dökeceksin. Tazcik olacak yani. Hem adam gelmişken tesisatçı bir de sana bizden tarih muslu yaptırız, tamam mı? Aa. Gerçi sen şimdi tarih musluğunun da tazikini beğenmesin. Hint okyanusuna dökülen 4000 ton petrolün temizlenmesi için saç bağış kampanyası başlamış. Çünkü bilim insanları diyor ki saç böyle saç var ya Allah'ım ne güzel yaratmış. Saç böyle petrolü emiyor, suyu emmiyor. Bilim adamları böyle diyormuş direkt. O yüzden insanlar saçlarını bağışlamaya başlamışlar. Ben de ne yapıyorum? Mesela duşta kalan, duşu tıkayan saçlarımı klozete atıp sifonu çekiyorum. Ama işte nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? denize gidiyor, okyanusa gidiyor. Yani ben de aslında az çevreci değilim. Bilim kurulu üyelerinden biri aile içinde sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım demiş. Evet aile içinde sosyal mesafe. Ben de bunu diyorum. Ben yıllarda diyorum ama dinletemiyorum. Diyorum aile içinde sosyal mesafeye dikkat edelim. Yani neymiş kapıyı kilitlemeyecekmişim. Odada yalnız kalmayacakmışım. Gelip içeride oturacakmışım falan. Hayır abi şimdiki ergenler çok şanslı ya. Gerçekten rahat rahat ...sosyal mesafeye dikkat edebiliyorlar. Pamukkale Üniversitesi rektörü görevden uzaklaştırıldı. Çünkü eşine özel kadro açmıştı yani öyle bir... ...öyle şartlar koymuştu ki kadroyu, sadece eşi başvurabiliyordu. Hatta mülakat sorularına ulaştık, mülakat sorularına da... E, ...diyormuş ki işte... ...rektörün en sevdiği yemek nedir? Ama söylentiye göre mülakat... ...yapacak kişiler arasında rektörün annesi de varmış. Adayın kaynanası yani. O yüzden iş biraz karışmış. Kaynansı diyormuş ki mesela rektörün en sevdiği yemi en iyi annesi mi yapar yoksa karısı mı? Hı, hadi bakalım. Diyormuş. Hadi bakalım. Annesi yapar, annesi mi yapar, karısı mı yapar? Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a. Hadi aşkım sen de atla. Oh, taneler. iyice çözülttü bunlar da. He. Yani senin yatın yok atlayacak değil. sen de çık çek yattan atla yani. Aşkım hadi sen de atla, çek çekyattan. Hadi iç deyince hop. Yani ne var? Ben şey düşünüyorum. İnsanlar yakıştırmıyor ya. Çok yaş farkı var aralarında diyor. Bence bu insanlar şu insanlar. Hani tipsiz olup da benimle de komiyim, ben de güldürüyorum olsun diyen insanlar var ya. Hani bu insanlar sonra hani Serenay Sarıkaya hani güzel kadın. Abi şimdiye kadar kendilerini hep böyle tatmin etmiş insanlar. Hani benimle komiğim, komiğim ben de komiyim, komiyim ben. Ben komiyim. Sonra Cem Yılmaz'ı görünce ben kom o komik o komiğin o ol komik olmadığını anlayıp hayal kırıklığına uğramışlar. O yüzden hani o kom ben de kom ben de kom kom ya olmaz çok yaş farkı var. Hiç uygun değil. Bizim kültürümüze çok aykırı bu. Diyen insanlar bence. Ünlü şarkıcı Ozan Pehlivan kaslı bir spor fotoğrafını paylaştı. Ve dedi ki sizin Ferrari'niz olsa üstünü örter miydiniz? Evet. Tabii ki örterdim. Özellikle Ferhan'ın üstünü örterdim. Üstüne örter miydiniz? Bir dolu yağsın da göreyim ben seni nasıl örtüyüsün. Üstüne kartonlar, halılar falan serer, üstünü örteceksin tabii ya. Bir kere hiç dolu yağmasa nazar değer. Biri böyle göz kim gözden bakar? Allah korusun. Covid pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsuna giden iki genç de Covid'e yakalandı. Ve sonra birine daha bulaştırmışlar. <laughs> Bence biz iyi yaşamışız bugüne kadar ya hani millet olarak düşününce ama bu gençleri suçlayamıyoruz. Neden? Bu gençler çünkü Türk'ün kaçırıp kaçırmadığını görmek için çakmak yakan bir neslin çocukları. Ne beklersin ki yani? Amerikalı şarkıcı Kane Brown kendi evinin bahçesinde kaybolup polisten yardım istemiş. Evet yani hepimizin kendini görebildiği bir haber bu. Hani herkes kendini... Kane yerinde hissedebilir. Onun yerine koyabilir çünkü düşününce. Yani ben mesela kendi adıma düşünüyorum. Mesela ben de atıyorum kendi evimin banyosunda sıkışarak mahsur kaldığım için polis arayabilirim mesela yani. En yakın geldiğim şey bu olur herhalde. Formada cami silüeti olduğu için üyeliğini iptal eden taraftara kön kulübünden cevap. Güle güle. Keşke anca gidersin deseydim. Ama mantıklı. Hatta üstte de amblemin üstünde de küçücük ve yazılarla şahadet yazmışlar. Kelime-i Adam onu okumaya çalışırken eşşidü Allah birden Müslüman olmuş. Birden adam Müslüman vermiş. Şu an haç kurrası bekliyormuş. Yani çok mağdur olmuş. Kaç senedir çıkmıyormuş. Sürekli devrediyormuş haç. Nil Kara İbrahim de demiş ki korona bize doğanın kucağına ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Tabi ıtırı koklayabilseydik sorun Kaplumbağanın ne haberi var koronadan?" demiş. Ama bir de yarasaya sormak lazım mesela. Yarasanın haberi vardır diye düşünüyorum koronadan. Kaplumbağanın da haberi olabilir. Kaplumbağasına göre değişir. Yani mesela yarasanın yan tezgahında satılan kaplumbağalar belki duymuştur yandan. Tatilciler çamuru faydalı diye Saldağ Gölü'nün sahilinde çukurlar açmış. İyi mi geliyormuş? Çamur mu? Olur. Oğlum yiyince değil. Dur ne yapıyorsun? Ya ben sürüyor üstüme sürüyordum. Cid cid. Bir düğünde kullanılan ortak makyaj malzemelerinden 35 kişiye korona bulaşmış. Bu 35 kişi makyaj malzemelerini görmeden önce ne yapıyorlarmış? Kiremitle mi boyamış dudaklarını? Niye yani? Geyi gerek gerekiyor. Kanını falan sürmüyoruz. Hazır yapılmış makyaj. Süreceğim. bir bana süreceğim onu. Ya hayır bir de 35 kişinin aynı makyaj kullanması bu bu art niyettir ya. Bu hani makyajın sahibine karşı bir art niyettir bence. O makyaj malzemelerinin sahibine karşı bir art niyettir yani. Hani çünkü 35 kişinin kullanması bu bitsin. Ha neymiş su mu geçirmiyormuş? Su düz bitip bir kat daha çıkacağım. Ha su geçirmiyormuş demek. Ki. Hep su geçirmeyen bir duvarım olsun istemiştim. Neydi bunun numarası? Beni ara. Şimdi varıra. Evet. Bu haftalık da bu kadar komik haberleri benimle paylaşırsanız eğer ben de gülerim görüşmek üzere. Müzik lazım video sonu müzik Senenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a. Hadi aşkım sen de atla. Onu da demiştir büyük ihtimal. Ne sıçtın? seçtin? Buramda neden bok var benim? Neden buramda bok var? Neden neden buraya kaka yaptığını anlatır mısın? Neden buraya kaka yaptın? Yok. Gerçekten mi? İyi yapmışsın o zaman.